Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün eski bir oyun olan Silk Road'u oynayacağım. Şöyle oyun çok değişmiş. Önce bir karakter açtım, bir deneme yaptım. İlk başta neler yapılmalı? Direkt devil açıp basıyorum. Şunu açmaya gerek yok. Seviye 70'e kadar zaten hiçbir şey düşmüyor. Buraya geliyorsun abi. Ya ben bu oyunu 10 yıldır oynamıyordum. İlk defa dün indirdim, bir deneyeyim bakayım dedim. Genelde reverse falan satıyorlar. Silk'le alınan itemler global. Herhalde böyle şeyler dolu. Başka neler var burada? İtem satıyorlar mı çok? 9, 10, 11 degri itemler. Çok pahalı değil. 129 yani. Bunları kasabiliyorsunuz zaten. Şöyle pazarlara bakayım. 2B'ye 10 degri artı 12 staff. Yani tüm gün oynayıp kervan çekersen bu parayı zaten alabiliyorsun. Burada oyun başlayınca tedarikçiler var. Toplayıcılar. Çinli kadın zırh takası diyorsun. Ha, bu değil, özür dilerim. Önce bununla konuşmaya başlıyorsun. Silahını seçiyorsun. Ben int bow yapıyorum genelde. Yani 10 yıl önce oynadığımda int bow yapardım. Şuradan zırhı alacağım. Projektör dizmeyi severim. Bir de buradan aksesuarları alıyorsun. Son olarak buraya geliyorsun. Bundan HP mi potlarını alıyorsun. Okunu alıyorsun. Zaten 70 level miydi? 9 degreye kadar mıydı? Neydi? Buradan her şeyi yapıyorsun zaten. Şunu da alayım. Zehir yemek istemiyorum. Okumu da alacağım. 5000 tane okumla. Zaten bittiği zaman gidip alabiliyorsun. Ha, bu arada bunları buraya koymanıza hiç gerek yok. Şöyle. Yani bunları yapmaları bence kötü olmuş. Oyunun oynanması cidden kolay oluyor bu şekilde. Ben istemiyorum böyle bir şeyi. Zaten zamanında oynarken kasılmak için kendimizi yırtardık. Ben maksimum 45 değer olmuştum. Tabi bu 10-12 yıl önce falan da ilkokuldaydım. Şuraya oto iksiri kullanabilmek için şuraya iksirleri koyuyorsun. Sanırım anormal statü de buydu. Ve buna sağ tıklayıp bunu açıyorsun. Yani oyunda 100k spi veriyorlardı. Bundan 2 hafta önce indirseydim oyunu. Abi üstünde Yıldız mührü, sos bunlar. Seal of Star'lar. Görev yapmayacağım. 5 dakikalık bir video olacak zaten. Eğer ilgi gelirse buna buradan yürümeyi düşünüyorum. Ama tek bir sıkıntısı var bunun. Oyuna girerken bayağı bekletiyor. Saat 11'de yarım saat bekletti. Bir tek gece girerken çok sıkıntı olmuyor. Gece 5 dakikada 10 dakikada oyuna sokuyor. Premium almak istiyorsak hani VIP olmamız gerekiyor. VIP olduğumuzda oyuna tek tıkla girebiliyoruz. Bunun için 3 ayda bir 150 TL'lik silk çekmem gerekecek. Ancak tek başıma oynamak istemem eğer. Bu serinin devamı gelmesini isterseniz ancak bu şekilde bu oyuna devam edip bot da satın alabilirim. Int bowcuyum ben. Int bow genelde yaptığım şeydir benim. Oynaması eğlenceli oluyor cidden. Hem bow'un skill'lerini daha çok seviyorum diğerlerine göre. Bakalım üstümde sos set var. Bunları tek başıma kesebilir miyim? Ha, bu arada şu scroll'u kullanayım. Sanırım her gün veriyor. Şunu bir kayıtlayarak keseyim ben. Hasarından biraz korkuyorum. Bir bakayım üzerimde ne kadar hasar bırakıyor.
Abi, bunun şeyini ayarlamamışım ya. Ben de niye pot basmıyor dedim. Şuna dalmaya devam edeyim. Düz dalarak kesebiliyormuşum zaten. Abi 6-6 vurarak nereye kadar? Buralarda çok kasıldığım olurdu. Şu yukarıda görevci olurdu. Crit yedik. Şu yukarıdan görevler mi alırdık? Tam bunları hatırlamıyorum. Çocuktum daha. Seviye 3'e geldik. Şunları yükselteyim. Eğer seriye ilgi gelirse Int Hyper Bow yapmayı düşünüyorum. Eskiden yaptığım gibi. 2 int 1 str giderdim ya da 1 str 2 int, o değişirdi. Abi şunu kayıtlıya kayıtlıya keseceğim. Bunları hep kayıtlıya kayıtlıya keserdim. Zaten yavaş gelen moblar. Üst seviye mobları kadar hızlı değiller. Bunlar o yüzden kesmesi bu kadar kolay. Zaten okçusun abi, kayıtlayacaksın. Başka ne işin var? Mesela başka neler veriyor bu? 10 tane reverse veriyor, 10 tane instant return veriyor. Öldüğünüz noktada diriltir. İleri levellerde işime yarayabilir. Zaten açacağım çarı ilk olarak bir tane akademiye sokacağım. Bunlar Fransız takımları. Bu Türk. Mesela bir tane Türk bulursam bu şekilde kendimi kastırırım 40-50 level'e kadar zaten. Sonra kendim elle kasarım. Ya da videoya ilgi geldiği için bot satın alıp botta da kasabilirim. Ha, bundan tokenlar çıkıyor. Artı tokenları bir de görev yaparak elde edebiliyorsun. Tedarikçiden item alabiliyorsun tokenlarla ek olarak. Aha böyle bug'a sokacaksın. Ben bug'a girdim lan, ilerlemiyormuşum. Şöyle bakayım, bunları zaten ya bence bunları vermemeli oyun. Oyun biraz daha zor olmalı ama level sınırı 140'ta falan olmamalı. Çünkü yayıncıları izliyorum mesela, anlatıyorlar. 140 olmak için hani 6-7 ay, 8 ay bilgisayarın açık kalması gerekiyor diyorlar. Ya bu çok büyük bir süre. Benim zaten laptopum var. Tüm gün Sikro'da açık bıraksam ben ne arada dolu oynayacağım. Ama ilgi gelirse tabi buradan yürümeyi de bırakmam. En azından işe gittiğim zamanlarda bota bırakırım. Geldiğim zamanlarda sosyal hayatımı yaşarım. Ha, bu ne ya? Ha, bir de burada enerji sistemi var. Bu enerji sistemini araştırmıştım. Bu bittiği zaman oyundan çıkıp girmek zorunda kalıyorsun. 5 saat süresi var. Artık 5 değer olsam da son bir tane kalmış. Tabi STR'ye verseydim bu daha kolay olacaktı. 15-15 falan vururdum. Şimdi inçer olduğu için düz vuruşları normal STR çara göre el yakma kullanmadığında düşük kalıyor. Mesela oyunu hiç bilmediğim zamanlarda bu üçünü açardım. Şu güç bunları hepsini sırayla oynardım ama bunların ne işe yaradığını bilmezdim. Direkt 360'ta başladığı için yetenekler sınırsız açardık her şeyi. El yakma geldi. Bir de düz vuran okum gelecekti. Adı neymiş? Anti şeytan yayı. Abi gördüğün gibi hasarım 5'ten 33'e kadar yükseldi.
Yani borcuları kasmayı bu yüzden seviyorum. Yüksek değer mobları rahat bir şekilde kesebiliyorsun. Buradan yürüyerek 16 değer moblara gideceğim. Hatta hiç uğraşmayacağım. Şuraya bir ışınlanayım. Hollow Event'i vardı sanırım. Herkes buralarda kasılıyor. Bunlardan ne düşüyor bilmiyorum. Aa, bunlar peşimden geliyor. Bunlar olmaz. Şöyle uzaktan kayıklayarak şunları kesmeyi deneyeceğim. Ben peşime taktım mı herkesi böyle? Ya oynanmayı özlemişim ya. Ya bırak. Jangan'da tekrar doğalım. Oradan başka bir yer seçerim. Şurada son olarak tokenlarla ne alabileceğimizi gösterip oyundan çıkacağım. Sonra videoyu atacağım. Buradan mon itemler alabiliyoruz. Güneşmiyor. Şu ha, sun mühürlüler 9. Ha, biraz pahalı. Tokenları biraz fazla istiyor. Ha, garmente giysi diyor tabii, normal. Şu kendiminkine bakayım. 13'ünkü 22 ünite. 21'inki 59. Yani direkt kendimi 21'e kasıp bunu alabilirim. Diğer şehirde de olabilir. Silahlar. Mühürleri zaten ya, şu tokenları H'ye basıyorsun abi, oyun görevlerine giriyorsun, Jangan'daki görevlere bakıyorsun buradan, bütün görevleri tek tek yaparak tokenları topluyorsun. Zaten gün içinde 5 saatte sen 100-150 token kasabiliyorsun görevlerle. Onun dışında değerli eşyalar var burada, işte attı bu. Invisible de desek önemli bir şey değil zaten. Job giysisi var. Onun dışında bunların ne işe yaradığını bilmiyorum. Bu itemleri kırmak için mi? Giysi alabiliyorsun. Bir tane. İki tane büyü ekleyebiliyorsun. İki tane int eklerim ben mesela bunu aldığım zaman. Onun dışında hareket hızı şeyleri var. Sorun değil zaten. Direkt bunlar açılıyor. Otomatik olarak. Üçü birden açılıyor. Bir de job var. Buradan atını çağırıyorsun. Job seviyesi. Ha. Şunlarla atını çağırıyorsun. Şuradan da trade yapacak çantan var. O açılıyor. Bunları mob keserek elde edebiliyorsun. Çok iyi anlatamıyorum. Bu niye 3000? Valla çok bilmediğim şeyler var şu an. Zaten oynadığım zamanlarda da çok bilmezdim. 150 hem bu ne? 11'de girer robe. Omuzluk. Çok pahalı değil gördüğünüz gibi. 10 hem, 25 hem, 30 hem. İtemler kolay bulunuyor. Diğer şehirlere gidip bakmak istiyorum son olarak. Dohang'a gidelim. Burada çok fazla pazar yok. Ha, orada 7M satıyorlar. Burada 5M. Buradan alıp 2M kar edip orada satabilirim mesela. Burada tedarikçi var mı? Oyuncu sayısı cidden az. Beklediğimden düşük. Yani oyuna bir saatte giriyorsun. Bu kadar az oyuncu mu var sadece? Ha tamam, tedarikçiler buradaymış. Şu. Çinli kadın zırhı takası. Bir üst tekrar burada. Dördüncü dereceler.
Zan bir üst seviyede otanda oluyor. Zaten bir akademiye girdiğim zaman kendimi 40 devre kadar kastırmak kolay olur. Zaten pot almak için hiçbir şey için para harcamıyorsun. Ama oyunda şu an kimse yok. Herkes deli gibi kendini kasıyormuş. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Hepsini ileride öğrenirim zaten. Bir tek Samarkand kaldı. Gerisi zaten Avrupa bölgeleri. Şunları toplayayım ya. Beleşeyim ben. Aha, HP'yi 500 arttıran pot. Saldırı oranını arttırıyor. Bu borcularda iş yapıyordu diye biliyorum. Bunu nasıl köpek gibi topluyorum lan? Başka ne? Saldırı oranı artırır, STR arttıran, HP MP arttıran. Bunlar güzel şeyler. Bunlara ulaşmak çok zordu oyunda. Parayla satılıyordu. Bu ne? Dogging. Bayağı Türk var oyunda. Ya şu oyunda bayağı Türk var ama dolar bazında olması biraz saçma geliyor bana. Mesela Türk Siri olsa ben direkt orada başlarım oynamaya. Satmış hepsini. Tüccar. Burada da şey satılıyor. Dress. Ya zaten para kazanamıyorsun şeyden. Belli bir levele kadar. Oyun sana bedava itemleri veriyor ama para indir düşüremiyorsun modlardan. Resik dalından petler gelmiş. Onlara hasar falan ekleyebiliyorsun. Tedarikçiler burada da varmış. Ver kalkanını. Eşya toplayıcılar. Avrupa ilaç tedarikçisi. Böyle oyun böyle. Eğer bu seri yavaşlanma istiyorsanız büyük bilgi gelmesi gerekiyor çünkü oyun zor. Ben bot falan alacağım, silik çekeceğim eğer ilgi gelirse. O yüzden yorumlarda bekliyorum düşüncelerinizi, desteklerinizi. Şimdiden teşekkür ederim. Görüşmek üzere.